Burada tamamen geçici seyyar bir bağlantı yaptım. 3 fazlı bir motorum var. 3 fazlı motorumu ben kaçak akım rölesi üzerinden besleyeceğim ve sistemimde nötr yok. Enerjiyi verdim kaçak akım rölesi üzerinden. Motor gördüğünüz gibi çalışıyor. Öncelikle test butonunu bir deneyelim. Test butonuna bastım. Kaçak akım rölem açma yapmadı. Çünkü nötr hattı bağlı değil. Ve 75 watt üzeri bir lambayla fazlardan biri ve nötr hattı arasında bir kaçak oluşturacağım. Kaçak akım rölem açma yapacak mı? Gördüğünüz gibi kaçak akım rölem açma yaptı. Hatta bir de lambayı göstereyim size. Nötr hattına dokunduracağım. Kaçak akım rölem açma yaptı. Yani 3 fazlı sistemim nötrüm yok. Ve kaçak akım rölem 300 mA hata akımına ait bir kaçak akım rölesi. 300 mA'nın üzerindeki bir hata akımında kaçak akım rölem nötr olmamasına rağmen açma yaptı. Ama test butonum çalışmadı. Nötr hattı olmayan 3 fazlı sistemlerde benim kaçak akım rölelerim koruma işlevlerini yerine getiriyorlar. Buradaki kaçak akım röleleri için konuşacak olursak 300 mA'nın üzerindeki bir kaçakta fazlardan herhangi biri toprak arasındaki kaçakta kaçak akım rölem açma yaptı. Fakat üzerindeki test butonunu basıp kaçak akım röleme açma yaptıramıyorum. Nedeni de nötr hattının olmaması. Şekli göz önüne getirecek olursanız kaçak akım rölesinin, burada kamerada ne kadar net gözükecek bilmiyorum. Burada iç bağlantı şeması da var. Kaçak akım rölesinin test butonuna bağlı olan direnç nötr ile fazlardan bir tanesi arasında 300 mA'nın üzerinde toroide girmeyen bir kaçak akım oluşturuyor ve kaçak akım rölem açma yapıyor. Nötr olmadığı için ben bu kaçağı oluşturamadım. Bu kaçağı benim fazlar arasında oluşturmam lazım. Yani fazlar arasında bir dengesizlik yaparak kaçak akım rölesini açtırmam lazım. Bunu yapabilmem için de test butonuna bağlı olan direncin bağlı olduğu faz değil, diğer iki fazdan herhangi biriyle nötr hattına bir köprüleme yapmam lazım. Fakat burada şuna dikkat etmem gerekli. Nötr faz arasındaki kaçaktaki gerilim 220 ve 220'ye göre buradaki test direnci hesaplanıyor. Eğer ben fazlar arasında 380'de bir kaçak oluşturacak olursam 300 mA'nın üzerinde köprüyü direkt aldığımda 220 vermem gereken direnci 380 vereceğim. Bu da direncin zarar görmesine neden olabilecek. O nedenle köprülemeyi 330 ohmluk bir başka direnç üzerinden dışarıdan yapacağım. Öncelikli olarak burada şunu bulmam lazım. Hangi faza direncin ucu bağlı? O faz değil, diğer iki faz arasında ben bu köprülemeyi, diğer iki fazdan herhangi biriyle benim bu köprülemeyi gerçekleştirmem lazım. Bunu ölçü aletinin ohm kademesini alarak yapabilirsiniz. Bunun için kaçak akım rölesinin bağlı olmaması, enerji altında olmaması gerekli. Şimdi burada deneyelim. Ölçü aletiyle bunu bulmak biraz zor olacak. Nedenini de anlatacağım size. Örneğin ölçü aletimi en büyük kademeye getirdim. 20 megaohm. Kaçak akım rölem 1 konumunda. 2 klemense burada bastırdım. Bağlantıyı yaptım. Test butonuna basıyorum. Açalım ölçü aletimizi. Test butonuma basıyorum. Bakın. Değişen bir direnç görüyorum. Sabit bir direnç değil. Şu anda 0. Az önce bir değer veriyordu. Kuvvetle muhtemel ki içerisinde kapasitif bir eleman var. Kapasitif bir eleman, bilmiyorum, benim tamamen bu yorumum. Kapasitif eleman olduğu için direnç değeri sabit kalmıyor. Ama şunu gördüm. Benim içerisindeki test direncim nötrle bir yanındaki faz arasına bağlı. Diğer fazlarda da deneyelim bunu. Şu anda şöyle göstereyim kameraya. 3 nolu klemensle N klemens arasında bakıyorum. Herhangi bir değer görmedim. 1 nolu klemensle N klemens arasında demin de dediğim gibi bir konumunu aldım ve test butonuna basıyorum. Yine bir değer görmedim. Giriş ya da çıkıştan ölçmeniz bir şey değiştirmez. Sonuç itibariyle kaçak akım rölem 1 konumunda. Bakın şimdi az önce gördüğüm değeri göremiyorum. Şimdi geldi. Ya ben test butonuna düzgün basamıyorum. Ya da
Şu anda basıyorum. Devamlı değer değişiyor. Nedenini bilemiyorum ama bir yerden sanki kapasitif değer alıyor gibi bir durum var. Burada gördük. Nötrün bir yanındaki ile nötr arasına bağlı. Yani nötrün bir yanındaki fazla nötr arasına bağlı direncim. Bunda da aynı ölçümü yapalım. En uzak iki noktada başladım. Bir konumuna aldım. Test butonuna basıyorum. Bir yan faza getirdim ölçü aletimi. Test butonuna basıyorum. Görmem lazım ama görmedim. Değeri biraz değiştirelim. Bakın bunda da aynı şey oluyor. Ama faz olarak nötrün yanındaki fazla nötr arasında direncin bağlı olduğunu gördük. Ölçü aleti haricinde bu testi nasıl yapabilirim? Şu şekilde gerçekleştirebiliriz. Kaçak akım rölemin giriş ya da çıkışı fark etmez. 220 volt vereceğim. 220 voltu yani direncin bağlı olduğu fazla nötr arasına bağladım. Enerjiyi verdim. Test butonuna bastığınızda kaçak akım röleniz açma yapacak. Aynı şeyi diğer kaçak akım rölesinde de deneyelim. Fark etmez giriş çıkış. ...220'yi verdim. Kaçak akım rölem açma yaptı. Eğer ben direncin bağlı olmadığı bir diğer faza bağlayacak olursam 220'ye, örneğin ortadaki faza vereyim. 220'yi vereyim. Kaçak akım rölem 1'de test butonuna basıyorum. Açma yapmıyor. Yani bu şekilde de ben test butonumun direncinin bağlı olduğu uçları bulabilirim. Deneyerek bulabilirsiniz ama genellikle nötr ile bir yanındaki faz arasında direnç bağlıdır. O zaman ne yapacağım şimdi ben? 330 ohmluk direncimi nötr ile yanındaki değil de buradaki test direncinin bağlı olmadığı diğer herhangi bir faza bağlayacağım. Kaçak akım rölemin çıkışına 330 ohmluk direnci bağladım. Şu anda çok güvenli bir bağlantı değil. Eğer siz bunu kalıcı olarak yapmayı düşünüyorsanız bu direnci daha güvenli hale getirip o şekilde bağlamanız gerekli. Bunu unutmayın. Sadece geçici bir deneme olduğu için çok fazla uğraşmamak adına bu şekilde bir bağlantı yaptım. Yine kaçak akım rölem 1'de enerjiyi verdim. Yüküm çalışıyor, motorum çalışıyor. Motorun çalışıp çalışmaması çok da önemli değil. Burada test butonuna bastığımda kaçak akım rölem açma yapacak mı yapmayacak mı? Size onu göstereceğim. 330 ohmluk direncim bağlı. Test butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi test butonuna bastığımda kaçak akım rölem açma yaptı. Nötr hattı yokken az önceki denememde kaçak akım rölem test butonu üzerinden açma yapmamıştı ama şimdi 330 ohmluk bir köprüyle ki o köprü içerisindeki sabit test butonu uçlarına bağlı olan faz değil de diğer herhangi bir fazdan aldığım köprüyle kaçak akım röleme açtırma yaptım.